Teşekkürler, sağ olun. Efendim, şöyle reklamlardan sonra birlikteyiz. Devam ediyor. Şevket amca, senden de bir türk alalım. Sen hazırlığın yapakoy. Şöyle birkaç SMS okuyayım hemen. Denizli'den ustan Alaaddin Ören, programın hayırlı olsun. Başarının devamını dilerim. Antalya'da kaçta mısın? Sen çalıp söylesen istiyorum. Tüm Ören ailesine ve ümmet çelik sevenlere gelsin demişler. Bizden de sizlere gelsin sevgili hocam. Ben Temel Muhtar'ın ayım. Sadece iki büyük nimetim var türküsünü tüm köy halkıma ve beni sevenlere istiyorum. Bizden de sizlere gelsin. Ben Ovacık'tan Suat Bakan, sizden Zahidem türküsünü istiyorum. Başta annem, babam, Nermin, Niyazi, Bakan ve tüm bakanlar için gelsin, iyi yayınlar demişler. SMS'lerimiz çok da biraz türkü dinleyelim değil mi Şevket amca? Evet. Siz bilirsiniz. Şimdi olan bende olanla da olabilir. Tabii. Ben de Yozgat yöresinden bir türkü çalıyorum. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Ziyanın atını çekin pazara satın, gelen geçen ziyam ölmüş desinler. Aynı zamanda Doktor Bey de bu türküyü çok güzel sever. Ve Nida Tüvekçi'nin türküsü. Acı çekmeyenin yüreği
altını pazara çekin. Gelen geçen ziyan ölmüş desinler. At üstünde kuşlar gibi Altyazı M.K.
yaşattın. Karaca olan derdin çoktur, kaşlar kara, bakış oktur. Bir misline mendil yoktur, nice senin kalın dilbe, nice senin kalın dilbe. Bir misline mendil yoktur, nice senin kalın dilbe, nice senin kalın. Yaş 15'e düşürür dertim ya. Ağzın yüreğine sağlık Şevket amcam. Evet, şöyle Eray Avcı varmış hattımızda, Deniz'den bizler arıyorlarmış. Alo. 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 Hoş geldiniz. Alo. 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 Eraycığım hoş geldin. Sesimiz geliyor mu? Düştü mü? He, düşmüş. Düşmüş. Selam, iyi akşamlar Hümet abi. Ben Fatma, Isparta'da okuyan oğlum Enes, Gebeş, Mersin'de asker oğlum Osman Koplak, dağların ardında kuzum istiyorum demişler. Demirler'den Ramazan Zeybek, Omar dayımın Katarı çalarsanız çalmanızı istiyorum, oğluma gelsin demişler. İyi akşamlar, iyi programlar. Dalaman'dan Yasin İhtiyaroğlu, sizden kedilere koştum istiyorum, İhtiyaroğlu ailesine gelsin demişler. Bizden de sizlere gelsin. Çamele Cumaalanı mahallesinden Sinan Akhan, böyle güzel bir program için Ümmet Çelik ve FTV'ye teşekkür ederim. Değerli sanatçımız Şevket Kızılılmak ve Özcan Özçelik hocam ve değerli konuklarınıza selamlarımı sunar. Değerli sanatçımız Şevket Kızılılmak'tan bir türküyü FTV izleyicileri ve Çameli'ye, Fethiye halkı için istiyorum demişler. Bizden de sizlere gelsin. Şevket amca, çok isteklerimiz var ama hepsine yetiştirmemiz biraz zor oluyor. Selam, iyi akşamlar. Ben Ermenekli Ahmet Tunç, Fethiye Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuruyum. Şu an evde sizi izliyorum. Ben Ormancı türküsünü istiyorum. Bu türkü tüm cezaevi memurlarına ve Kanal F'yi izleyen herkese gelsin demişler. Evet, Eray Avcı tekrar bağlanmış herhalde, attığımızdaymış. Hemen bekletmeyelim, alalım maydan. Maydan deme dedik, bak Eray aradı, yine maydan demiş bulundum ben de. Alo. Bu da hız alışkanlığı ya. Alo. Alo. Eğer sen bir anlamadan maydam dedim ben. Alo. 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 İyi akşamlar Ümmetciğim. İyi akşamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınında başarılar dilerim ilk önce. Allah razı olsun. Programdan önce hani konuşmuştuk ya, sen çok maydam diyorsun diye. İlk defa evet. Sen bağlandın, Eray'ı bekletmeyelim. Maydam demiş bulundum, ağzından kaçırdım. Kusura bakma galiba. Ağız alışkanlığı bu. Köylü şivesi. Ya biz aynı köylüyüz. Yani, şivemizi değiştiremeyiz. Yani hoş geldin. Şeref verdin. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok güzel görünüyorsunuz şu anda. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Kardeşim, ne söyleyelim sizlere? Ben ilk önce bütün büyük alanlar için, annem babam için, evet. Benim kederim biliyorsun ameliyat oldu onun için, geçmiş olsun. Bütün avcı ailesi için, denizdeki bütün akrabalarım için incir ağacını çalarsan sevinirim. Tabii ki, tabii ki. İnşallah kardeşim. İsteklerimiz çok. Araya sıkıştırmaya çalışacağız. Söyleyemezsek sıradaki istek size gelsin diyelim. Hiç önemli değil. Onun için, Mehmet için, orkestranın için, hep herkes için gelsin yani. Evet, bizden sizlere gelsin. Deniz'deki enişteme gelsin, yeğenlerime gelsin. Evet. Ablalarıma tamam. Gelsin. Bizi seven tüm dostlarımıza gelsin. Evet, hep kalbimizdeciniz. Seviyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet, bu arada Gölhisarlı değerli hemşerim, Fethiye'de iş adamı Sabit Tarhan kardeşimize armağan edelim. Bu adam benim babam diyelim mi? Bu adam benim babam diyelim. Gölhisar'dan Adem Çömek kardeşimize armağan edelim.
kameraman arkadaşlarımıza armağan edelim. Reciye armağan edelim. Telefon başındaki bekleyen dostlarımıza, tüm FTV'de çalışanlarına armağan edelim. Teşekkürler, sağ olun. Bu güzel eserimiz şöyle bütün babalarımıza armağan etmiş olalım. Değil mi? Tabii. Babaların değerini bilmek.
Yani Ramazan Yavuz hattaymış. Büyük alandan, köyümden aramışlar. Hemen alalım, bekletmeyelim. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi nasıl görünüyoruz? Çok iyi. Sesimiz iyi geliyor, görüntümüz iyi geliyor. Aynen. O zaman sıkıntı yok. Var mı özel listemiz? Sıradaki parçamız var. Ona armağan edelim. Şevket amcam bana var. Mümkünse verme beni ellere diyebilirseniz, söyleyebilirseniz. Vallahi isteklerimiz çok. Araya sıkıştırmaya çalışalım. Söyleyemezsek tamam. İlerleyen haftalarda yine söyleriz. Tamam. Kimlere gelsin? Kimlere gelsin? Yavuz ailesi, Çelik ailesi, Timenli ailesi, Özkırk ailesi. Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan kızım Melike'ye. Evet. Kızım Duygu'ya, oğlum Mehmet'e, eşime, anneme, sizlere. Mehmet demişsen zaten küsecek de burada arkada. Hani ben edip durdu da. Haberim var. Konuşuyoruz arada telefonda. Bizden sizlere gelsin. Tüm büyük alana gelsin. Ederim. Köyüme gelsin. Teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar. Teşekkürler. Diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Görüsar'a gelsin, Konak Mahallesi'ne gelsin, Çeşme'ye gelsin. Aynı zamanda Armutlu Parkı'ndaki değerli abimiz Hamit Öncü ve tüm çalışanlarına, müşterilerine armağan edelim. Toymaster'ımız Önder Çömek bugün bizlerle, sağ olsun o da emek çekiyor sesimize, sizlere iyi duyurabilmek için. Ona da armağan edelim. Şevket abim, türküleyelim mi bir daha? Tamam. Söyleyelim değil mi? Selam, ben Bozyer Köyü'nden Gültekin Kısır mektup yazarım. Mektup istiyorum, tüm sevenlere gelsin demişler. Varsa onu alalım sizden. Mektup yazarım, mektup. Ben Herat söylüyorum. Tabii tabii. Güzel türkü o da ya. Tabii çok güzel. Ağlama oy oy.
Yaşamam yok kuşları, kaybettim umutları. Çıkamam yok kuşları, yare selam söyleyin yedi dağın kuşları. Yare selam söyleyin ziganamın kuşları. Mektup yazarım mektup, üzerini bulama. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama. Mektup yazarım mektup, üzerini bulama. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama. Oy, oy, oy. Yaşlara bak gözümde yaşlara, dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara. Usandı bu gözlerim ardından bakışlara, usandı bu gözlerim ardından bakışlara. Usandı bu gözlerim ardından bakışlara. Usandı bu gözlerim ardından bakışlara. Oy, oy. Mektup yazarım mektup, üzerini bulamak. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama. Oy, oy. Mektup yazarım mektup, üzerini kullanma. Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama. Ağlama, ağlama. Allah razı olsun ustacığım. Dillerin dert görmesin. Değil mi? Hocam siz mikrofonu bir alın. 2-4 diyelim, şöyle telefonumuz varmış. Bekletmeyelim. Şöyle Demre Yörükler Derneği Başkanımız Mustafa Siviş abimiz ekran telefonda hattaymış. Kendilerini bekletmeyelim. Alo. Alo. İyi akşamlar, iyi yayınlar Hürmet Bey. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, Allah'a şükür. Sizlere sormalı. Vallahi aynen Demre. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Siz de kanalaya şeref verdiniz. Neşelendiniz. Allah razı olsun. Bugün değerli konuklarımız var. Özcan Özçelik hocam, Şevket Kızılmak hocam Çamlı'dan geldiler. Evet. Seyrediyorum. Var mı bizden isteğimiz? Valla şimdi senden isteğim bir devlet dersini mümkünse istiyorum. Başlara, yörüklere, herkese hastanede yatan eşime selam, çocuklarıma selam, bütün dost, ahbap, bütün tanıdıklara, herkese saygılar, selamlar. Bizden i̇yi akşamlar, iyi yayınlar diyorum size. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz efendim. Bizden sizlere gelsin, Demre'ye gelsin. Hayırlı akşamlar, görüşmek dileğiyle. Devrek Deresi. Hocam sizin ağzına yakışır değil mi? Yani. Evet, Mustafa Ataş Fethiye'den bizleri arıyorlarmış. Alo. Abicim, iyi yayınlar Ömer abicim. Teşekkürler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk abi. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi. Allah'a şükür. Sizlere sormalı. İyi abi. Ben kısacası ben Demirtaş'ım aslında da. Evet. Mustafa Taş davulcu. Evet. Ben senden güzel bir isteğim var. Elçi de istiyorum senden özellikle. Vallahi kardeşim çok isteklerimiz var. Yani söyleriz desek yalan atmış olacağız. İnşallah sıkıştırmaya çalışırız. Bu parça annemine gelsin, babama gelsin. Bir de natural science çalışan arkadaşlarıma gelsin. Bizden sizlere gelsin. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, bu arada Muğla'dan Duygu aramış bizleri. Sizi çok sevdiğini, Recep Ekinci için istiyor sıradaki parçayı. Bizler de sizleri çok seviyoruz Duygucuğum. Duygu geçen hafta bizim konuğumuzdu burada canlı canlı. İnşallah vakti olursa bir daha tekrar alırız Duygucuğumuzu. Hocam bir şeyler soracaktım. Telefon geldi, kafam karıştı benim de. Şimdi bu yörüklerin tutkunluğu ben her zaman... Bizim o taraflarda fazla olmuyor. Bu da bir dernek olsun, işte bir konser işi olsun. Nerede dernek, yörük varsa hepsi bir tarafa toplanıyor. O kadar güzel, hoşuma gidiyor benim. Şimdi bu arada Hayri Devam Hocamız da bizim bu hafta bizde olacaktı. Sanırım kendisi biraz rahatsızmış. Evet. Buradan kendilerine geçmiş olsun diyelim. Evet. Önder'cim, açık mı? Hayri amca gelecekti fakat bu hafta... Var mı? Tamam. Varmış hocam, varmış hocam. Sıkıntı yok. Bu hafta kendisi yok. Ancak önümüzdeki programlarda gelmesi... Kendisi gelemedi. Siz kitaplarını getirdiniz. Gelecek, evet, evet. İnşallah. Hatta onun oğulları, oğlu Zafer de bayramlarıyla beraber gelecektik aslında. Fakat sağlık problemi dolayı gelemedi. Önümüzdeki günlerde inşallah tekrar... Siz aynı zamanda aile doktoru oluyorsunuz. Evet, evet, aile doktoru. Evet. Sağlığıyla yakından alakalıyız. Hayri amcamız zaten sağlığı şu an gayet yerinde. Ufak tefek bazı problemler oluyor. Allah uzun ömürler versin. İnşallah, diyelim. İnşallah, inşallah. Evet. Allah uzun ömürler versin diyelim bizler de. Çok teşekkür ederiz. Bu derneklerimizin işleri nasıl yürür? Aslında dernekçilik işi çok zor bir iş. Yani bu da arkadaşlarım hepsi biliyor. Hani kolay bir iş diye. Çünkü hani harman yerli düğün elle denildiği evet, gibi. Evet. Tabii dernek dışa bağımlı bir kuruluş olduğu için. Tabii bunun finans problemleri falan oluyor en çok, yani parasal sorunlarla uğraşıyoruz. Fakat biz onu bir şekilde kendi içimizde halletmeye çalışıyoruz. Fakat asıl bizi sıkan konu yani kendi içimizdeki arkadaşların çok birbirine sık tutkun olması gerekiyor. Evet. Mesela sağ olsun bizim arkadaşlarımız her konuda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Mesela yönetimden Zeynep Bey olsun, Nazmi Bey olsun, diğer arkadaşlarımız. Yani en ufak bir organizasyon olduğunda tarih konferansı gibi, yıllık yapılan yürük şenlikleri gibi şenliklerde hep birlikte organize oluyoruz, hareket ediyoruz. En son yapılan Çemeli İmamlar Köyü'ndeki şenlikte 4000 kişi katılmıştı mesela. Maşallah, oraya. Maşallah. Evet. Yani esnafa da bir bereket yağmıştı orada. Hani yine yöresel tavırlarla. Yani fazla dışarıdan insan da yoktu. Yani çok büyük sanatçılarımız da yoktu açıkçası. Zaten yürükler yetiyor zaten. Yani. Yetiyor zaten. Evet. Kendi içimizde evet, şey oldu. Zaten. Hatta o konuda hem fikirler. Yani ben duyuyorum mesela çok yüksek rakamlar ödüyorlarmış mesela. Hani işte bir, yani mesela 40 bin, 50 bin, 100 bin gibi rakamlar. Biz yani kendi içimizde hani kendi yağımızı kavuruyoruz. Kendi yağımızı kavuruyoruz diyorsunuz. Ya, bazen mesela Fethiye'den de dışarıdan da böyle yakın dostumuz sanatçılar da geliyor. Evet. Yani onlar da tabii ki kendi aramızda bir organizasyon yapıyoruz yine. Bu anlamda şey oluyor, mesela Fehmi Karakuş amcamızın bir özelliği vardır. Değil mi Fehmi amca? Fehmi amca, uyumadın değil mi? Yörük Derneği'nin hep açılışını, evet, ilk sazını o vurur hep böyle. Bir sembolik bir şey vardır. Bu kendi doğaçlamalı falan var böyle. Onu yaptığı anda o gün şenlik başlamış demektir yani. Evet. Yani dukkuk kuşu öttüğünde, deveci yıldızı göründüğünde, Fehmi Karakuş tele vurduğunda... Yani yörük şenlikleri başlamış demektir. Tabii ki eski yörüklerde göç olayı var biliyorsunuz. Artık evet, göç günümüzde fiilen uygulanması mümkün olmayan bir şey. Onun yerine biz onu temsili olarak, işte oradan koyunlar geçiyor, davalar geçiyor yani filan. Hani biz onu temsili de olsa hani yaşamak istiyoruz tabii, evet, böyle duyguları. Orada onu kısmen ona benzer şeyler yapıyoruz, canlandırmaya çalışıyoruz. Tabii ki hiçbir şey eskiye benzemez ama hiç olmazsa hani böyle oluyordu
gibi hani gösterebilmek bile bizim açımızdan. Tabii o duyguyu, o havayı evet, solumak hava, bir ayrı evet, zevk tabii evet. ki ya. Zaten mesela özellikle Çameli İmamlar Köyü'nde bizim çok fanatik bir abimiz var, kardeşimiz var. Süleyman Ongun diye mesela. Almanya'dan geliyor özellikle. İzinden ona göre ayarlıyor. İşte çadırını kuruyor, bayrağını asıyor falan böyle. Hani o alanda olmak çok güzel bir şey yani. Hani evet, çok evet. coşkulu bir şey. Böyle insanlara son derece haz veren bir duygu. İnanın 5-6 saat sürüyor ama belki bütün yıl onun için yaşıyoruz desek olacak yani. Bir de şu elbiselere giyince insan evet. daha duygusal oluyor. Bambaşka bir insan oluyor. Yani. Tabii ki evet. ya. Bu bir de biz Çameli ve Karaman bölgesinin tarihinin incelenmesi üzerine Doçent Doktor Turul Tok yönetiminde Pamukkale Üniversitesi katkılarıyla bir tarih konferansı düzenledik. Ya inanın yani insanlar o kadar heyecanlandı ki hani olur ya dedesinin mezar taşını bulamayıp da ilk defa gören bir kişinin psikolojisini düşünün. İnsanlar hep ağladılar orada yani. Hani çok fazla insan yoktu ama katılanlar böyle yoğun insanlardı. Yani o da oradan nereden geldik, nasıl geldik, kimden geldik, Karamanlar kimlerdi, Osmanlı Beyliği kimdi filan gibi böyle çalışma oldu. Yani ben kendim çok duygulandım. Orada arkadaşlarımız zaten hep oradaydı. O duyguyu yaşadık hep beraber. İşte Avşarlardan geldiğimizi öğrendik. İşte Oğuzların işte bilmem hangi boyundan geldiğini filan öğrendik. Tabii bu duyguları yaşamak bizim için çok önemli. Yani ve yani. Herkesin de yaşamasını isteriz. Yaşamak, yani yaşamak, çocuklarımızı bu evet. kültürlere öğretebilmek, gösterebilmek. Evet. Çok güzel evet. bir şey tabii evet. ki. Ya. Birlik, beraberlik. Bu hep birlik, Hatta beraberlik olan bir şey zaten. Karaman Türk'üm var biliyorsunuzdur. Şiiri yayın sırasında şey yapmıştım. O türkü, hani müzikli olan şey, o tamamen şu anda Karaman'ın, Çameli'nin yaşadığı pozisyonu anlatan bir şiirdir. Evet. Yani eğer müsait olsa onu da alabiliriz. Telefonumuz varmış, alalım. Tamam. Ardından arkadaşlar şiirimiz hazır olsun. Şiirimizi de tamam. söyleyelim. Çok Ardından, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam, ne demek. Evet, Saygı Coşkun, Kaş Ova'dan arıyorlarmış bizleri. Bekletmeyelim, alalım. Alo. Alo, iyi akşamlar Mert Bey. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkürler, sizlere sormalı. İyilik Allah'a şükür ya, iyiyiz. Şöyle güzel türkümüz var, Acem Kızı diye. Bunları size armağan etsek olur mu, özel isteğimiz var mı acaba? Ümmet Bey, benim bir isteğim olacak ama buyurun, alkol aldım, sallanıyorum diye. Evet. Bunu eşim ve çocuklarım için ve Adana'daki yeğenim için, Muğla'daki yeğenim için, ayrıca eşen cezaevinde yatan, açık cezaevinde yatan yeğenim Celal Ömer için bunları istiyorum. Ayrıca bir de Çamurköy halkı için, Harun Eyüboğlu için. Evet. Bu, sizden ricamız bu. Tamam, bizden de sizlere gelsin. Sağ olun. Söyleyeceğiz, program son zamanlarında hareketler geçeceğiz, söyleyeceğiz inşallah. Görüşmek dileğiyle, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İlhancığım, şiirimiz hazırsa bir alalım. Ardından Acem Kızı diyeceğiz. Hazır mı şiirimiz? Hadi bakalım, onu alalım. Karadığım konağı, yörüklerin oturağı. Karaman dağları çam ardıç, kekik kokar yaylası. Mandalar buğday taşır ağır ağır, karnılar gıcırdaşır. Avşar obası, avşar obası, Karaman yaylası. Karaman ovası otlak, atları kıvrak. Karadağır şahını, sarpa kurar yuvasını. Çatal çaylarda balıklar çırpışır, sular çatışır. Bağlar cevize dolandı, obalar göğe boyandı. Ördekler kanat açmış, ovalar yoncalanmış. Karadağ'ın kekliği karamağa konarmış. Karaman deresine oturak kuruldu, paşalar kuruldu. Develer arpa buğday, değirmenin suyu akışır. Obalar gelir Karaman yurduna konar. Kollar Rabbi açılır, dualar okunur, bayraklar asılır. Davullar, zurnalar çalınır, kazanlar kalaylanır. Avşar obası, avşar obası, Karaman yaylası. Kıl çadırın yazgısı çuldan, ayrını ayıktan. Yiğit olur Karaman erleri, kırık oynar elleri.
Kılıç oynar atında, zıbın taşır sırtında. Kara yağızlar çayırlarda dalaşır, oynaşır. Karaman yaylasına güz geldi, hüzün geldi. Dağlara soğuk geldi, obaya nişan geldi. Karayel'den haber geldi, nam geldi. Türk yurduna iki cihanda huzur geldi. Efendim şöyle telefonlarımız varmış. Reklamı girecektim. Bekletmeyelim şöyle. Ali Çetiner kayıt dibinden alıyorlarmış bizleri. Alo. Alo, iyi akşamlar. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Vallahi iyi, Allah'a şükür. Sizleri sormalı. Allah'a şükür. Biz sizleri gördük, dinledik, daha iyi olduk. Allah razı olsun kardeşim. Var mı bizden isteğimiz? İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yanım. Evet, çalırsanız çok sevinirim. Kimlere gelsin? Anneme, babama gelsin. İzmir'deki abilerime, ablalarıma gelsin. Yengeme gelsin. Tüm Kayadibi mahallesine gelsin. Bizden de sizlere gelsin. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Değerli dostlar, çok isteklerimiz var. Bunları hepsini bir anda söylememiz mümkün değil zaten. Telefonumuz var mı? Bekletmeyelim madem. Tamam, alalım telefonumuzu, bekletmeyelim. Ardından reklama gireceğiz zaten. Alo. 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 Mehmet abicim, iyi akşamlar. Alo. Alo. Mehmet abi, iyi akşamlar. Alo. 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 SMS'lerimiz de çok şöyle arkadaşlar. Alt yazıdan geçiyor zaten. Onları da yetiştiremiyoruz okumaya. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Abi Kınık'tan Mustafa Ertan ben. Mustafa Ertan. Hoş geldin Mustafa'cığım. Abi nasılsın? Nasıl görünüyoruz? Abi çok yakışıklısın. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Bom,
bomba gibisiniz maşallah. Seni isteyin aramam seni diyeceğiz ama onu haftaya söylesek olmaz mı? Abi, onu isteyecektin değil misin? Evet, evet abi. Vallahi vaktimiz doldu sayıda. Çok isteklerimiz var. Borcum olsun. Haftaya söyleriz söz. Kimlere gelsin? Allah razı olsun abicim. Ya seni seven herkese gelsin abi. Allah razı olsun abicim. Bizden sizlere gelsin. Oldu abicim. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Oldu abicim. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağ olun sizler de. Geçen hafta çarşamba perşembe Kınık'taydık. Kardeşinin düğünü vardı programına. Onu yaptık. Efendim şöyle kısacık reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Bir yere ayrılmayın.